göçeden bir balık değilim. Boğaz'ın yerlisiyim. Bosfor'da yaşıyorum. Ama başka başka sulardan balıklarla da arkadaşlık kuruyorum. Nasıl mı? Tabii ki mektuplarla. Benim bir mektup arkadaşım var. Hem de Karadenizli. O da taka hamsi gibi bir hamsi. Adı Hamsira. Karadeniz'in derinlerinde ahşap bir evde yaşıyor. Yeşil bir vadide sarmal gibi uzanan merdivenleri var. Kapısı aşağıda ama evin salonu en tepede. Ne ev ama? Gitmedim, görmedim ama Hamsira'nın mektuplarından okudum. Neredeyse her detayını biliyorum. Biba, neredesin? Postacı birazdan gelir. Bakalım Hamsira'dan yeni bir mektup var mı? Hop. Oy, geli de geli, postacı geli. Mektuplarımız geliyor. Oy, postacı amca, bana mektup var mı da? Bir bakalım, bu haftan kimlere mektup gelmiş? Hah, işte benim mektubum da. Yok, bu motorcu çopranın. Teşekkür ederim. Bu defa benimki de. Yok, takamsın, bu da senindin. Yoksa benim mi? Bu mektup Tropi'nin. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Turne davetiymiş. Çok güzel. Bunlar da sizin için Tropi Hanım. Ah, bunlar harika sözler. Sevenlerim dünyanın her yerinden mektup gönderiyorlar. Teşekkür ederim postacı. Bugün yine çok mutlu ettin beni. Rica ederim. Ah, ne kadar güzel mektuplar. Canım mektuplarım. Oy, bu benim olsun da. Maalesef takamsi. Bu da senin değil. Yoksa benim mi? Kızgın istiridyenin. Evet. Bosfor'un için son mektubum. Kime gelmiş de? Sana takamsi. Annenden gelmiş. Oy, teşekkür ederim de. Bana mektup yok mu postacı amca? Maalesef bir bacım. Bu hafta mektubun yok. Hadi bakalım çocuklar. Haftaya yine görüşürüz. Görüşürüz. Hamsira hiç böyle yapmazdı. Neden bana yazmadı acaba? Oy, aman. Deme. Vah vah. Aman. Oy, anam. Babam. Takamsi, haberler iyi mi? Oy, bir bacım. Haberler hiç iyi değil de. Benim canım babacım çok hasta olmuş. Yatağında yattığı hapşırıp duruyormuş. Çok geçmiş olsun Takamsi. Yapabileceğim bir şey var mı? Sağ olasın Biba. Karadeniz'e gitmem gerekiyor. Hem de hemen. Ah, ama şimdi Karadeniz'e göç zamanı değil Takamsi. Tek başına kaybolabilirsin. Olsun da gideceğim. Babamı göreceğim. Bekle o zaman beni Takamsi. Ben de geliyorum. Uzaklardan, çok uzaklardan, koyu hırçın dalgalardan bir mektup gelecek. Günüm güzelleşecek. Uzaklardan, çok uzaklardan, koyu hırçın dalgalardan bir mektup gelecek. Günüm güzelleşecek. Yazdın mı arkadaşım, yolladın mı haberleri, anlattın mı neler oldu görüşmeyeli? Yazdın mı mektup arkadaşım, yolladın mı haberleri, anlattın mı neler oldu görüşmeyeli? Uzaklardan, çok uzaklardan, koyu hırçın dalgalardan bir mektup gelecek. Günüm güzelleşecek. Yazdın mı mektup arkadaşım, yolladın mı haberleri, anlattın mı neler oldu görüşmeyeli? Yazdın mı? Bugün Karadeniz
çok hırçınla. Hiç ilerleyemiyoruz Sabahattin. Hep aynı yerdeyiz gibi geliyor. Ha gayret bir bak. Mutlaka çıkarız düz sulara. Sabahattin akıntıya dikkat. Oy! Palesine dikkat et de. Sabahattin, bak orada küçük bir mağara var. Oy, gidip sığınalım da. Sonunda vardık. Oy, ne fırtınaydı ama. Fırtına dinene kadar azıcık uyuyalım mı burada? Sanırım bir rüya gördüm. Neredeyim ben böyle? Burası neresi? Sabahattin! Sabahattin neredesin? Sabahattin! Nasıl geldim ben buraya? Sabahattin nerede? Ama ben bu evi bir yerlerden tanıyorum. Sarmaşık gibi uzanan merdivenler. Evin tepesinden bakınca yemyeşil bir yosun vadisi görünüyor. Ama burası... Burası! Merhaba da. Aman! Korkmana gerek yok. Benim ben da. Demek sensin. Benim tabii. Peki sen kimsin? Hamsilo derler bana. Hamsilo mu? Ama bu nasıl olur? Seni ve arkadaşlarını fırtınaya doğru sürüklenirken buldum da. Akıntıda sürükleniyordunuz. Çok yorgundunuz. Gözlerinizi açamaydınız. Yaralı görünüyordun ama şimdi iyileşmiş görünüyorsun. Sen Hamsilo'sun. Yosun Vadisi'nin ortasında ailesiyle yaşayan Karadenizli Hamsilo. Hah, bildim. Tam olarak o Hamsilo'yum. Ama bu nasıl olur? Neye şaşırıyorsun da? Hamsilo, benim ben Bibo, mektup arkadaşın. Biliyorum, sen de çok şaşırınca benim gibi donup kalıyorsun. Takahamsi'nin babası hastalanmıştı da onu ziyaret etmek için geldik. Say, Takahamsi nerede? Nerede olacak da babasıyla birlikte. Hadi gel bakalım. Takahamsi, babanı bulmuşsun. Oy, Biba iyi görünüyorsun da. Evet, şimdi daha iyiyim. Siz nasılsınız Hamsi amca? Mektupta hasta olduğunuzu yazıyorduk. Oy, çivi gibiyim çivi. Balık gribi olmuştum da ama iyiyim şimdi. Sizi de yordum buralara kadar da. Hiç olur mu Hamsi amca? Sizi görmüş olduk. Hem bu sayede mektup arkadaşımla da tanışmış oldum. Mektup arkadaşın mı? Hamsilo mu? Evet da. Meğer benim aylardır mektup yazdığım balığı kurtarmışım. İşte buna çok sevindim. Postacı son geldiğinde mektubun yoktu. Oy! Fırtına yüzünden postacı gelemedi da. Yollayamadım mektubunu. Ama işte ben geldim. Artık alabilirim mektubumu. Olmaz da. Postacıya vereceğim. O getirecek sana. Ama Hamsilo, lütfen. İyi, peki da. İşte mektubum. Mektubum geldi, mektubum. Hadi gözün aydın da. Tarihi harita. Geçen gün Bosfor Müzesi'nde çok ilginç bir şey oldu. Balıklar müzeyi ziyaret ediyor ve tarihi eserleri inceliyordu.
Atlantik Okyanusu'na doğru giden bir akıntı yönünü değiştirdi ve müzeye girdi. Müzeye giren akıntı önce Tropi'nin Peru'nu, sonra da şalını aldı. Aa, Peru'm, şalım, olamaz, gittiler. Akıntı tarihi haritalar bölümüne girdi ve Bosfor'un bilinen en eski haritasını alıp Atlas Okyanusu'na doğru hızla kayboldu. Biz Bosfor'u balıkları tarihimize ve kültürümüze çok değer veririz. Bu kıymetli haritamızın kaybolması hepimizi çok üzdü. Miva, antrenmana geliyor musun? Bugün Tuti ile futbol antrenmanımız var. Şimdi gitmeliyim. Hop, yakaladım. Hop, hop. Artık topu kafamda sektirebiliyorum. Çupa, bak. Evet, Tuti'den çok şey öğrendik. Ve tabii Alesta'dan da. Yazıyor, yazıyor. Atlas Okyanusu'na Bosfor haritasını aramaya gidecek büyük heyeti yazıyor. Hop, yakala Biba. Hop, yazıyor. İyi misin gazeteci çocuk? İstemeden oldu, affedersin. Tamam tamam, iyiyim, önemli değil. Yazıyor, yazıyor. Bosfor haritasını aramaya gidecek olan heyeti yazıyor. Tuti daha gelmemiş. Ama nasıl olur? Hiç gecikmezdi. Merhaba arkadaşlar. Tuti, biz de tam sana bakıyorduk. Neyse ki sonunda geldin. Hadi başlayalım çalışmaya. Ben artık futbol antrenmanlarına katılamayacağım Biba. Ama neden? Çünkü gidiyorum. Ailemle birlikte göç ediyorum. Olur mu canım hiç öyle şey? Sen boğaz balığısın. Hiçbir yere göç edemezsin. Babam kaybolan haritanın bulunması için görevlendirildi. Atlas Okyanusu'na giden heyetle birlikte çalışacak. Ben de ailemle birlikte gideceğim. Ama Tuti, biz sensiz ne yaparız? Seni çok özleriz Tuti. Gitmesen olmaz mı? Çok üzgünüm arkadaşlar ama gitmek zorundayım. Belki haritayı hemen bulup gelirsiniz ha? Babam en az 2 yılımızı alır diyor. 2 yıl mı? Ama bu çok uzun. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle Tuti. Güle güle. Yazıyor! Atlas Okyanusu'na giden Bosfor heyetinin ilk çalışmaları yazıyor! Bulmuşlar mı haritayı? Haritayı bulmalarının çok uzun yıllar sürebileceği yazıyor! Biba! Biba! Müzenin içine giren akıntının yönünü tespit etmek üzereyiz! Atlas Okyanusu'na giden bir akıntı işte Çupa! Evet ama Atlas Okyanusu'nun neresine giden bir akıntı? Eğer haritayı bulursak Tuti'nin Atlas Okyanusu'na gitmesine gerek kalmaz Biba! Tuti Atlas Okyanusu'na çok daha gitmiş Çupa, bak! Demek vardılar! Aramalara bile başlamışlar ama bulamamışlar. Haritayı bulmak yıllar sürebilirmiş Çupa! Tuti'yi yıllarca göremeyecek miyiz yani? Ah Tuti, ah! Yasa!
burada bir yerdedir Bosfori haritası. Yok, burada da değil. Aramaya devam etmeliyim. Bu iki akıntı birleşiyor. Çok ilginç. Bu akıntı da Bosfori'den geliyor. Benim listemde böyle bir akıntı yok. Acaba nerede bitiyor? Tuti'yi çok özlüyorum. Ah, Tuti'yi ben de çok özlüyorum. Ama böyle oturarak olmaz. Tuti'nin bir an önce kendi sularına dönmesi için bir şeyler yapmalıyız. Ne yapabiliriz Alesta? Koskoca okyanusta küçücük bir haritayı nasıl buluruz? Ama aramazsan hiç bulamazsın Biba. Önce aramaya başlamalıyız. Alesta! Nereye gidiyorsun? Atlas Okyanusu'na. Tuti için Bosfori haritasını bulmaya. Sen de gelmek ister misin Biba? Elbette Alesta! Gidelim öyleyse. Hop. Bosfori haritasının nerede olduğunu buldum Çupa. Akıntının yönünü yanlış hesaplamışlar. Harita Atlas Okyanusu'nda değil. Peki nerede? Burada. Marmara Denizi'nde bir yerde. Nasıl olur? Ama herkes Atlas Okyanusu'na gitti diyor. Çünkü müzeye giren akıntı Atlas Okyanusu'na kadar gidiyor. Herkes o yüzden haritanın orada olduğunu düşünüyor. E tabii öyle düşünecekler Babu. Akıntı oraya gidiyorsa harita da oraya gitmiştir. Hayır Çupa. Akıntı oraya gidiyor ama orada bitmiyor. Başka akıntılarla birleşip geri dönüyor. O zaman hemen gidip Biba'ya haber verelim Babu. Alesta'nın yanına gitmiştir. Hep birlikte arayalım haritayı. Sen Biba'ya haber ver Çupa. Ben akıntının tam olarak bittiği yeri bulmak için çalışmaya devam etmeliyim. Tamam, ben gittim. Biba! Çok ilginç. Bu akıntı Atlas Okyanusu'ndan geri dönüyor. Peki ama nereye gidiyor? Nerede bitiyor? Daha fazla dayanamayacağım. Akıntının nerede bittiğini görmem gerekiyor. Alesta! Biba! Size haberlerim var. Ha? Gitmişler. Sonunda Atlas Okyanusu'na geldik. Nereden başlayacağız aramaya? Akıllı haritamız nereye gösteriyorsa oradan. İmdat! Alesta! Kurtar beni! Üstüme bir şey düştü! Biba, bu sadece bir kağıt. Kağıt mı? Ben de bir an üstüme büyük bir şey düştü sanmıştım. Büyük bir şey. Kağıt da büyük bir şey sayılır sonuçta. Çok oyalandık. Gidelim hadi. Bir dakika, bir dakika. Alesta bekle. Bu yazıyı nerede olsa tanırım. Bu Tuti'nin el yazısı. Emin misin? Evet, eminim. Haritayı kontrol etmek için bir akıntı listesi yapmış. En son işaretlediği akıntı hemen şurada. O zaman Tuti de burada bir yerde olmalı. Bence de. Biba şu akıntılara da bak. Burada birleşip geri dönüyorlar. Bu akıntılar listede yok. Çok ilginç. Ne kadar hızlı bir akıntıydı. Sanki tüm dünyayı dolaştım. Nereye geldim ben böyle? Burası, bu ağaçlar, bu sessizlik. Çok tanıdık geliyor. Ama nasıl olur? Burası kestane ormanı. Demek ki bu akıntı buraya düşüyor. Çok küçük bir yer. Sığamıyorum içine. Ay çatam. Sonunda girdim. Bakalım neler varmış burada. Tropini Perum. Sonunda doğru akıntıyı buldum. Haritada burada bir yerde olmalı. Bosfori'ye dönebilirim. Bu müjdeli haberi herkese vermeliyim.
Gelmişken onu da almalıyım. Tropi görünce çok sevinir. Aa, bu da sıkışmış. Gelmiyor. Şimdi gelecek. Aldım. Ay, bir an önce buradan çıksam iyi olur. Buldum. Akıntının nerede bittiğini biliyorum. Neredeymiş? Destane ormanında. İşte bu harika. Hadi gidip haritayı bulalım. Ben güçlü bir balığım. Asla pes etmem. Buradan çıkmanın bir yolunu mutlaka bulacağım. İşte akıntının bittiği yer burası. Akıntıdan fırlayan eşyalar buraya dökülüyor olmalı. Bu da ne? Bu Tuti'nin çantası. Ama Tuti Atlas Okyanusu'nda, burada değil ki. Belki de akıntıyı bulmuştur. Sonuçta bu akıntı Atlas Okyanusu'ndan buraya dönüyor. Peki ama kendi nerede? Yürgecim. Bir bak. Alesta. Çöpe. Babuk. Siz ne arıyorsunuz burada? Haritayı aramak için gelmiştik. Peki ya siz? Biz de haritayı aramak için Atlas Okyanusu'na kadar gittik. Tuti'nin akıntı listesini görünce kendimizi burada bulduk. Tuti de bu akıntıyı kullanmış olmalı. O nerede? Biz de Tuti'nin çantasını bulduk ama kendi yok. Buranın içinde, kayaların arasında olmalı. İçeride sıkışmış mı? Kayalar çok hareketli. Kaçın! Oh, kurtulduk. Peki ya Tuti? Tuti'yi kurtaramadık. Tuti! Merak etmeyin arkadaşlar. Ben kurtardım kendimi. Tuti! Bakın, haritayı buldum. Tropi'nin Peru ve Şalan'ı da. Tuti, harikasın. Evet, artık ailem Bosfor'a geri dönebilecek. Tuti, seni çok özlemiştim. Ben de sizi çok özledim. Hadi Bosfor'a gidip güzel haberleri verelim. Okula dönüş. Alesta bize büyük bir efsaneden bahsetti. Efsaneye göre çok eski zamanlarda sularda yaşayan ejderhalar varmış. Bir deniz kızı o ejderhalarla ilgili macera dolu hikayeler yazmış. İşte Alesta o hikayelerin olduğu büyük bir sandık buldu. Sandığı bulduk bulmasına ama bir türlü açamadık. Alesta'nın her kilidi açan özel taşı dahi açamadı bu sandığı. Tam sandığın anahtarı ile ilgili bazı ipuçları bulmuştuk ki yaz bitti. Evet, yaz bitti ve bugün okullar açılıyor. Çok ama çok mutluyum. Öğretmenlerimi ve dersleri çok özlemiştim. Biba! Okul servisim geldi. Şimdi çıkmam lazım. Az kalsın çantamı unutuyordum. Geç kalacağım. Çupa, servis nerede? Gitti Biba. Ama beni almadan nasıl gider? Saatin kaç olduğundan haberin yok galiba Biba. Geç kaldın. Nasıl olur? Saatim durmuş. Çupa! Okula geç kaldım. Hem de daha ilk günden. Tamam Biba, üzülme. Olur böyle şeyler. Yüz. Çabuk yüz. Kefal müze yetişelim. Çubba, neden bu kadar yavaşsın? Tamam Biba, bu kadar da acele etme. Çubba, bir dakika. Benim saatim bozuktu. O yüzden servisi kaçırdım. Peki sen nasıl kaçırdın servisi? Ben servise binmek istemedim. Ama neden? Çünkü okula gitmek istemedim Biba. Ama bu nasıl olur? Görmüyor musun Biba? Yaz geçti. Yaz bitti. Evet, sonbahar geliyor. Ne güzel değil mi? Hayır Biba, güzel değil. Neden böyle düşünüyorsun Çupa? Çünkü tatili çok ama çok seviyorum. Ah Çupa, tatili kim sevmez? Ben de çok seviyorum. İşte ben tatilin bitmesini istemiyorum. Senin de beni anlayacağını biliyordum. Anlıyorum tabii Çupa. Bu harika.
Hadi bakalım şimdi nereye gidiyoruz? Hangi maceraya açılıyoruz? İstersen önce şu Alessa'nın sandık işini halledelim. Hayır Çupa. Önce okula. Okul macerasına hazırlanıyoruz. Hayır. Birazdan kefalbüs gelir. Biner gideriz. Değerli Bosfor sakinleri. Boğaz'daki yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle bugün akıntılar oldukça düzensizdir. Sizlerin güvenliği için tüm kefalbüs seferleri geçici bir süre iptal edilmiştir. Olamaz! İşte bu harika! Pes etmek yok! Okula gideceğim! Hem de tam vaktinde! Şurada bir yerde okula doğru giden bir akıntı olması gerekiyordu. Hayır Biba! Duymadın mı? Bugün akıntılar düzensizmiş! İşte bu! Hayır Biba! Hayır! Hadi Çupa! Akıntıyı kaçırmayalım! Ay. Bitmez mi sandın yaz? Tatiller çok mu az? Ah zaman asla durmaz. Akar gider bu haylaz. Bitmez mi sandın yaz? Tatiller çok mu az? Ah zaman asla durmaz. Akar gider bu haylaz. Nasıl geldik buraya? Çupa! Hı? İmdat! Biba! Biba! Neredesin? Canım arkadaşım! Biba! Çupa! Geminin içindeyim! Dayan Biba! Geliyorum! Biba neredesin? Seni göremiyorum! Buradayım! Sandığın içindeyim! Nasıl girdin buraya Biba? Kilitlenmiş. Anahtarı vardı bu sandığın. Burada bir yerde olmalı. Heh, işte şu. İşte ilk denemede açtım. Ama bu sandığın içi boş. Biba neredesin? Burada yoksun. Burada sandığın içindeyim. Sandığın içine baktım Biba ama yoksun. O zaman başka bir sandığın içine bak Çupa. Kapalı küçük bir yerdeyim. Burası bir sandık olmalı. Ha? Burada bir şey var. Çupa! Beni buldun. Evet Biba. Şimdi seni buradan çıkarmam gerekiyor. Ama bu sandığın anahtarı burada değil Biba. Değil mi? Olamaz. Okula geç kaldım. Üzgünüm Biba. Üzgün müsün? Mutlu olmalısın Çupa. Okula gitmek istemiyordun sonuçta. Aslında okula gitmeyi çok istiyorum ama biraz çekiniyorum. Hep gittiğimiz okul Çupa. Neden çekiniyorsun ki? Sen tüm derslerde çok iyisin tabii. Çekinmezsin. Ama Çupa sen de çok iyisin. Ne de iyiyim, örnek verebilir misin? Mesela proje ödevlerinde iyisin. Başka? Beden dersinde çok iyisin. Senden hızlı yüzen yok sınıfta, unuttun mu? Evet, tüm yarışları ben kazanmıştım. Sonra deniz kimyasında da çok iyiydin. Evet, tüm mineralleri biliyorum. Yemek dersinde de en harika, en lezzetli yemekleri hep sen yaptın. Haklısın Biba, yemek kulübü dahi kurmuştum. Hem bugün ilk dersimizde yemekti, biliyorsun değil mi? Ne, yemek miydi? Tabii öyleydi, nasıl unutmuşum? Çupa, Çupa, orada mısın? Çupa! Gittin mi yoksa? Okula gitmeliyim. İlk dersi kaçırmamalıyım. Çupa! Olamaz. Az kalsın Biba'yı unutuyordum. Geldim Biba. Çupa! Beni neye götürüyorsun? Şimdi görürsün Biba. Merhaba Çupa.
Merhaba Alesta. Elindeki sandık da ne? Biba. Biba mı? Alesta, sen misin? Aa, Biba, nasıl girdin oraya? Beni buradan çıkarabilir misin Alesta? Okula gitmem gerekiyor da. Elimden geleni yaparım. Bu tüm kilitlerin anahtarına dönüşebilen özel bir taş. Umarım işe yarar. Açılacak mı? Açılması lazım. Biba! Çupa! Sonunda kurtuldun. Bu da ne? Bu şey ya. Ejderha sandığının anahtarı. Onu sonunda bulduk. Harikasınız. Hadi ama açalım şu ejderha sandığını. Kitaplar. Ejderha hikayelerini anlatan yüzlerce kitap. Bu harika. Hepsini okumak istiyorum. Hem de hepsini. Önce okul. İlk dersiniz neredeyse başlamak üzere. İlk dersi kaçıramayız, öyle değil mi Biba? Haklısın Çupa. Hadi sizin için bir akıntı bulalım. Yetiştik. Okuluma asla geç kalmam. Hey, serviste yoktunuz. Nerelerdeydiniz bakalım? Uzun hikaye. Bir ara anlatırız. Merhaba arkadaşlar. Minika'nın eğlenceli dünyasına hoş geldiniz. Sevdiğiniz kahramanlardan, yeniliklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.